Sındırgı'ya gidiyoruz. Sındırgı'dan Oya Hanım'ın tarifi. Mutfağım Şahane'de. Bugün Mutfağım Şahane'de sizlere doğal şehir Sındırgı'dan pidesinisi yapacağız. Malzemelerimizi hemen size söylüyorum. 2 bardak unumuz, 1,5 bardak suyumuz, yarım kilo kadar ıspanağımız, 3 tane soğanımız, mayamız, tuzumuz. Şimdi yoğurmaya başlayacağız. Biraz almıştım. Mayamızı da koymuştum. Şimdi unumuzu ilave ediyorum. Şöyle yoğurmaya başlıyorum. Öyle lezzetli pidesiniz oluyor ki bir de toprak fırına girince lezzetinden şahane oluyor. Kulak memesi kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi hamurumuzu mayalamaya bırakacağız. Hamurumuz bir 45 dakika kadar mayada mayalanacak. Şimdi hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Evet Özlem Hanımcığım, hamurumuz mayalandı. Mayaya geldi. Şimdi bunu tepsiye dökeceğiz. Şöyle tepsimize yağımızdan elimizle şöyle yağlıyoruz. Hamurumuzu tepsimize aldık. Şimdi bunu böyle incecik açacağız. Yörükler bu lezzeti devamlı yaparlar. Taş fırında da pişirirler. Bunu bayramlarda, düğünlerde misafirlerimiz geldiği zaman misafirlerimize de yaparız. Hamurumuzu açtık. Soğanlarımızı ıspanağımızın içine şöyle küçük küçük doğruyoruz. Tabii soğanlarımız da bahçeden lezzet veriyor ıspanağın içinde. Hele böyle bir de eriyor, lokum gibi oluyor. Şöyle soğanlarımızı doğradık. Azıcık da şöyle tuzunu atalım. Tuzumu attım ve soğanımızı da doğradık. Şöyle biraz harmanlıyoruz. İçine yağımızı da ilave ediyoruz. Pidesinimizin, hamurumuzun ortasına koyuyoruz. Koyduktan sonra hamurumuzu şöyle ıspanaklarımız kapanacak şekilde, bu şekilde hamurumuzun içine ıspanaklarımızı koyduk. Elimizle bu şekilde açıyoruz. Of! Mükemmel. Hamurumuz da nasıl kabarmış biliyor musunuz? Hamurumuzu iyice tepsimize ebatında böyle yayıyoruz. Yayıyoruz ki ince olsun, güzel olsun, lezzetli olsun. Hamurumuzu oldu. Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Kare kare. Hamurumuz mayalanınca da kabarınca da tepsiyi dolduracaktır. Ona endişe etmeyin. Tarifi bizden, yapması sizden. Bak bizler yaptık, yiyeceğiz. Sizler de yapın. Sizler de bu lezzetleri tatın. Evet. Şimdi biz bunu bu şekilde kestik. Fırına götüreceğiz, pişirmeye vereceğiz. Nasıl kızaracak? Nar gibi kızaracak. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz Özlem Hanım. Bunu biz şimdi odun ateşinde, köy fırınında pişireceğimiz için biz bunu yarım saatte pişiriyoruz. Ama normal fırında pişirenler 180-200 derecede pişirecekler. Onlar da bir yarım saatte pişer. Otlu sinimiz fırından çıktı. Sıcakken hemen üzerine böyle biraz su serpeceğiz ki yumuşak pamuk gibi olsun. Hemen üzerine de sofra bezimizi şu şekilde örteceğiz. Böyle 10 dakika dinlenecek. Yumuşayacak, pamuk gibi olacak. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz Özlem Hanım. Özlem Hanımcığım, pidesinimiz oldu. Hemen şöyle pidesinimizi, Allah! Bakar mısınız? Nasıl mis? Bak, bakın. Nasıl olmuş? Yumuşacık. Böyle. Fırında işte böyle bölüyoruz biz bunları. Bakar mısınız? Mis gibi.
sizin için ben burada yiyeceğim. Siz de evlerinizde yapıp yiyeceksiniz. Müthiş, müthiş. Öyle bir lezzetli olmuş, öyle bir şahane olmuş ki ellerime sağlık. Ben bunu ıspanaklı yaptım. Çünkü ıspanağı çok seviyorum. Ispanak demir vitamini olduğu için, çocuklara da çok faydalı olduğu için. Ama arzu edenler bunu peynirli, patatesli, kıymalı, patlıcan kavurup koyabilirler. O da çok güzel oluyor. Ama ben ıspanaklı yaptım. Sizlere afiyet olsun. Of of of. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor gerçekten. Kokusu, lezzeti resmen stüdyoya kadar geldi. Yapan deneyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.